sanatçımız aramızda, ressam. Ben ressam diyorum ama evet, başka sanat dallarıyla ilgilenmiyoruz. Osman Güleç Bey. Evet. Ben resim sanatının haricinde başka bir sanat dalıyla ilgilenmiyorum. Kendi gücümüze göre, kapasitemize göre kendimizce resimler yapıyoruz. Yağlı boya çalışıyoruz, tekniğimiz. Yağlı boya tekniği. Daha çok klasik resim yapmayı çok seviyorum. Ayın 16'sında açılışını yaptığımız bu sergimizin bugün son günü. Çok yoğun ilgimiz vardı. Ziyaret eden dostlarımıza, sanatseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Yani sevgiler sanatçıların harman yeri mi hocam? Kendini bulduğu yer diyelim. Evet, gerçekten sergiler sanatçıların kendisini bulduğu yer, değerini gördüğü yer, kıymetini anladığını bir. Kaç yıldır resim? Ben yaklaşık 80'li yıllarda başladım. 82-83 yılında 40 kadar yıl oldu. Bu arada çok aktif resimler yaptım. Yani hiç boşluk vermeden 40 yıl yaptım. Yaklaşık sanırım. Bu 40 yıl içerisinde kaç tane resim yapmış olabilirsiniz? Yani tahminim 3000'i yaptım. 3000 resim? Evet. Yani doğru. Değil mi? Standart. Evet. Yani fazla da yapabilirsiniz. Tabii ama yapmışımdır belki de yani. Ama şimdi de şu var hani o gün bir ressam arkadaşla işte röportaj yaptığımızda dedi ki benim 10 binlerce resmim Avrupa'da dedi, geziyor dedi. Bir de ressam da zannedersem kadersiz mi diyelim, bahtsız mı diyelim, hep öldükten sonra değerleri anlaşılıyor değil mi? Yani geçmişe bakarsak hep öyle oldu. Yok öyle değildi ya. Şimdi geçmişteki ressamların yaşam tarzları bugünkü ressamlar gibi çok varlıklı insanlar olmuyorlar. Tabii ki bunlar çok müşkül durumlarda yaşıyorlar ama resimleri değer kazanan ressamlarımıza dikkat ederseniz onların hep herhangi bir akımın öncüleri olduğundan. Yoksa ressam ölünce resim para etmiyor. Kesinlikle öyle bir kural yok. Çift resim aşağı yukarı dağa, taşa, topla, her yere resim yapılır. Siz tuvale yapıyorsunuz, evet, yağlı boya yapıyorsunuz, sulu boya var, kara kalem var, yakma evet, resimler var. Evet. Başka ne var hocam böyle tuvale yapılan? Akrilik var. Değil mi onlar da var? Yani en büyük metre var olarak yaptığınız resmin ebatı ne kadardı? Bir de en küçüğü duvar, soracağım. Duvarlara resim yaptım. Bir lisenin duvarına atmosfer resmi yapmıştık. Başka bir lokantanın duvarına manzara resmi yapmıştık. Duvar resmi yapmıştık. Bu tarzda çalışmalarım çok oldu. Ama en küçük resim derken en küçük resmim yok. Yani evet, çok küçük resmim yok. Bunlar apayrı bir sanat. Sanatın apayrı bir dalı. Evet, şimdi mesela siz hayalinizde mi yapıyorsunuz resimleri, görsel mi yapıyorsunuz, bakarak mı? Hayalimde yaptığım %60. %40'ını da çok beğenen figürler oluyor. Onlar da görerek çalışıyoruz. Evet, yani siz sevgi açan çok nadir ressamlarımızdan birisiniz. Böyle size dediler mi, sizi davet edip efendim resmini veya işte annemin resmini veya işte arkadaşımın resmini yaptığınız oldu mu? Evet, çok oldu. Var mı öyle bir tanıdığınız sima? Yok, tanıdık derseniz yok ama ben portre çalışmamı çok var, çok da yapıyorum. Bu sergiye portre koyma şansımız yoktu tabii. Biz kimse burada annesinin, tabii annesinin, ablasının, kardeşinin, eşinin resmini teşhir etmemizi istemez. Onun için portreler özel siparişti, özel yapıp özel teslim ederiz. Şimdi resimler var, bir de resimler zannedersem bir de çerçeveler çok önemli değil mi hocam? Elbette. Yani resmi gösteremeyen bir çerçeve mi? Elbette, resmin elbisesi bir çerçeve. Yani çerçeve ne kadar güzelse resim de o kadar hoş durur içerisinde. O kadar yakışır, o kadar birbirini tamamlamış olur. Aşağı yukarı görüyorum işte mesela orada manzara resimleri var, portreler var, hayvan figürleri var, efendim sokak manzaraları var, tabiat var. Çok güzel, çok değişik, çok çeşitli diyelim. Değil mi?
Osman Bey. Evet. Her şeyi var yani, her renkte var yani, böyle bir rengin ağırlıklı kullanıyorum değil, her renk var. Ben en başta söylediğim gibi klasik resim yapmanın fazlını hiç doyamıyorum, çok çok seviyorum. Bunun yanı sıra ben doğa aşığıyım. Doğa aşığı olunca insanın kuşları ya da atları veya diğer hayvanları sevmemesi imkansız. Evet, mesela şu örnek resimleri var, yan yana atlar var, atlara ayrı konuşacağız. Bu örnek resimleri derken sanki bir avcılık falan var mı diyeceğim ama... Geçmişte yaptın. Bu örnekleri şimdi güzel yerde sıkılmak şimdi kıyamıyorum, evet. Ben avcıları anlayamıyorum, yani o güzel çektiği niye vuruyorsun? Evet. Yani tabii o da ayrı bir spor. Yani bunu nasıl bir spor olur? Ya bu şöyle geçmişte, hani geçmişte belki ekonominin kıt olduğu dönemlerde onu bir hani geçim kaynağı olarak vuruyor, avlanıyor, evinde çocuklarla yediriyor olabilir. Ama şu an spor olmaz abi. Yani sen şimdi güzel bir koşu dediğiniz, o dediğiniz olay imkansız. Bugün bir keklik avına gitmek için Adana'nın içerisinden en aşağı, en yakın gideceğin yer buradan Aladağ'a gitmiş olsam 50-60 kilometre bir araçla gidiş geliş nereden baksan 100 lira yakar. 100 liraya 10 kilo tavuk eti alıp yiyebilirsin. İşte yani diyor, yani, vurulmaz diyor. Ben de iyi gidiyor. O spor işte öyle spor değil ama avcılık spor. Federasyonu var. Yani onun için onlara da saygı duymak gerekiyor. Ama ben zamanında avlandım ama şu an kıyamıyorum. Evet. Yani o günleri de andıkça yüzüm kızarıyor. Onun hatırası bunlar. Evet. Çünkü çok orijinal, çok... Bunlar tamamen benim hayal ürünüm olan çalışmalarım. Mesela şurası neresi? Bir hayal derken tam bir yeri hayal edersiniz. Evet. Yani bir Tuzla tarafı olmuşlar. Evet, Tuzla'da Nergizli Adanın Akyatan Gölü'nün içerisinde Nergizli Ada dediğimiz bir bölge var. Onun karşı kıyısı. Değil mi? Ben de oluyor çünkü. Evet. Çok güzel. Bu da Baraj Gölü'nün bir kenarıydı. Bir şeydi böyle. Orada öyle bir dal, şu ağacın şekli çok hoşumuza gitmişti. Orada öyle sen oraya yapmış. Tabii onu da ben oraya örnekler yapıyorum. Evet. Başka neler yapacağız bundan sonra? Var mı güzel yani konuşacağımız? Şu andaki kafamda sadece bu serginin yorgunluğunu atmak var. Ama nasip olursa inşallah önümüzdeki yıl yine bir sergi açmayı düşünüyorum. Ama Osman Bey atölyemiz var mı yoksa evin bir köşesinde mi yapıyorsunuz? Ben Melek Girmez'de iş yerim var. Orada konfeksiyon mağazalarına veya konfeksiyon imalatçılarına askı satıyorum ben. İş yerimin bir bölümünde kendime ait bir şövalem var, işte paletim var. Canım sıkıldığı zaman, sakin olduğu zaman işlerim, oturup orada resim yaparım. Ayrıca evde bir odam var, atölye olarak kullandığım. Orada çalışmalar var efendim. Size başarılar. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Sen bu resimlerden böyle biraz çek, onlarla konuşacağım. Bekliyorum, Sabit kardeşim, bekliyorum. Geleceğim, hemen geleceğim. Hemen geleceğim. Thank you.
Arayacaktım ama şaka yapıyorum.